Bekler Türkiye'den de kış mevsimi finalini kazanan takım bu mücadeleye katılmaya hak kazanacak. Derken ikinci maçımız için seçim yasaklama ekranındayız. Kalista Sion ve Lublanc yasaklandı HVA'dan. Aynı yasaklamalar geçen oyundakiyle. Dark Passage'da ise Cassiopeia, Rek'Sai ve Sejuani yasaklamaları geldi. Önceki maça nazaran iki tane ormancı yasakladıklarını görüyoruz. Lulu'yu bu sefer açıkta bırakıyor Dark Passage takımı. Bakalım şimdi Fabulous ne seçecek acaba takımı için? Hangi koridora bir seçim yapacaklar? Tabii açıkta olan şampiyonlara baktığımız zaman şimdi... Ben açıkçası bir Gragas bekliyorum bu seride. Evet, tekrar baktım. LeBlanc'ı yine yasaklamışlar Naru için. Yani Gragas şu anda kuvvetli bir şampiyon. İki koridorda, hatta belki isterseniz üç koridorda da oynayabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi. Gerek orman olsun, gerek üst veya orta koridor olsun. Son derece etkili bir tercih. Rakibi de yakalamaya yönelik, birini aradan çıkarmaya yönelik bir tercih olduğu için. Janna ile başladılar bu arada. HVA ekibinden bekliyorum. Bakalım Janna'yı ilk seçim olarak tercih ettiler. Yani burada geçen maçta Touch bu kadar iyi trash oynamışken, eli sıcakken ikinci maç üst üste tekrar trash'i açıkta bırakmak açıkçası... Yani başka bir şampiyon en azından tercih edilebilirdi Janna yerine. Evet, o da olabilirdi. Fabulous galiba yani şu anda bu sihirdar büyüleriyle beraber ya Fize ya da Hecarim'e olabilir, yönelecek. Olabilir. En azından bunun... sadece sihirdar büyülerinden böyle bir tahmin yapabiliriz. Maokai'ye karşı ve oynayacak o da. Maokai ve Grey seçiminde bulundu burada Dark Passage. Bir önceki maçta ki yukarı koridor ve nişancı tercihlerini değiştirmiyorlar. Aynı tercihlerle devam ediyorlar. Bakalım şimdi HVA'da Stomage Risk Atır seçimlerini yapacaklar. Onlar nasıl cevap verecekler acaba bu duruma? Açıkçası Ferit'in yüzünde gerginlik okunuyor. Gerçekten de çok kolay bir maç değil. Çok zor bir maç her iki takım içinde. Bakalım neler seçecekler. Stomage'de görüyoruz şimdi. Düşünüyorlar. Tabii bu maçlar arasında verilen kısa aralarda da sürekli takımlar bir sonraki maçta nasıl bir taktik uygulayacaklarını düşünüyorlar. Lissandra'nın üzerine duruyor ve Gragas. Yukarı koridorda bir Gragas mı göreceğiz acaba? Ben, HVA takımında. Yani bence emin değilim. Gerçekten bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda ilk tahminim orman yönündendi. Ormanda da son derece kuvvetli ve tank özellikleri 5.5 yamasında gelen özellikle o orman kamplarına daha fazla hasar verebilmesini sağlıyor. Bami'nin közü. Evet. Bu da biraz daha Gragas'ı ormanda rahatlattı. Risk Atır ve Stomage, Gragas ve Lissandra seçimlerini yaptılar. Baktığımız zaman şimdi iki tane benzer mekaniklere sahip ultisi olan şampiyon seçtiler. Biri bunlardan Janna, diğeri de Gragas. Bu bize ne gösterir? Biraz daha bu savaşlardan, istemedikleri savaşlardan kaçmak ya da rakibi birazcık ayırmak. Şimdi neden bunu söylüyorum? Dark Passage çok çabuk formasyona girebiliyor takım savaşlarında. Yani doğru, güzel koruyorlar. Burada bir siz Holy Phoenix'i takımın içerisinde ayırdığınız zaman, o Gragas ultisiyle birlikte ya da Naru'yu ayırdığınız zaman çok fazla şey kazanabilirsiniz. Yani onu rakibin o koruduğu alandan çıkartıp kendi takım arkadaşlarınıza yaklaştırıp ve orada aldığınız skorun ardından takım savaşına çok daha başarılı bir ilerleyiş sergileyebilirsiniz. Bunu kullanabilecekler mi emin değilim ama göreceğiz bakalım. Evet, bakalım. Zek ve Eni tercihi geldi. Enteresan iki tercih. Zek'in son zamanlarda çok fazla oynanmaya başladığını görüyoruz ormanda. E'sinin kalabalık kontrol etkisi arttı Zek'in. Hı hı. Yani bu en azından takım savaşı etkinliği de bu şekilde artmış oldu. Hem E'siyle hem ultisiyle beraber. Uzunca bir zaman boyunca rakipleri etkisiz bırakabilecek bir şampiyon. Yavaşlatması da var. Çok tank bir şampiyon. Ölse yeniden doğmaya çalışacak. Yani şu özelliği çok önemli Zek'in. Zek'i öldürdükten sonra 4'e ayrıldığı için tam anlamıyla öldürmek için belli bir miktar zaman harcamak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Bu da her tankın aslında istediği bir şey. Rakibin olabildiğince daha fazla bana vursunlar. Yani takımı bırakın, onları bırakın bana vurun şeklinde bir oyun tarzı izleyecektir Crystal mutlaka. Bu yüzden Zek bana soracak olursan son derece etkili bir tercih. Maokai ve Zek zaten çok uzun bir süre boyunca birilerini kitlemeye çalışacaktır. Orta koridora... Bu arada Fizz ve Lucian seçimleri geldi HVA takımından. HVA alt koridor ikilisini değiştirmiyor. Hı hı. Geçen maçın ardından Lelouch ve Zaytnot yine Lucian ve Janna ile oynayacaklar. Yukarı koridora Fizz geldi şimdi. Bu noktada Maokai'nin karşısında Fizz göreceğiz. Bu arada değiştirdi sihirdar birilerini. Evet.
Yani daha önce tutuşturla da oynadığını görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Çeyrek finalde Lombie'ye karşı, hatta Hecarim'e karşı Fizz mücadelesi evet. vardı. İki oyuncuda da seninle sunmuştuk galiba. Evet, evet. Bir o tutuştur atıyordu, skor alıyordu. Bir öbür tutuştur atıyordu, skor alıyordu. Böyle ilginç bir skorların mücadelesi izlemiştik. Şu anda tutuşturla değil, sıçrayla oynayacak Elvin'de Maokai'sine karşı Fabulous. Ormanda yalnız, Kragas ve Zek mücadelesi sen izleyeceğiz. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ben yine HVA'nın kompozisyonunda hani geçen maçta olan açığın benzeri yine var sanki. Yani ofansif olarak baktığımız zaman iyi bir takım. Ama yine saldırı gücü ve özellikle nişancılarını koruma açısından yine hani o kadar ağır kalabalık kitle kontrolleri olan bir takıma sahip değiller. Yani şöyle diyebiliriz. Bunu yapmak istiyorlarsa ulti kullanmak kullanmaları gerekecek. Evet. Yani o Lucian'ı koruyabilmek için kullanabilecekleri bir bekleme süresi az olan bir yetenekleri yok. Evet. Lucian'ın başı derde girdiği zaman 1-2 tane ultiyi sırf o kişiyi korumak için atması gerekecek HV ekibi. Yine bir de aynı şekilde hani geçen maçta da bunu söylemiştik. Janna hani kim kalıyor? Janna koruyacak Lucian'ı. Hı hı. Burada da baktığımız zaman şimdi risk atır. Lissandra ile rakibin üzerine gidecek yaldır yaldır. Diğer tarafta Stomage'in rakibin üzerine gitmesi gereken, yakınına gitmesi gereken bir şampiyona sahip. Hani geride kalıp burada Zeitnot'un üzerine kim geliyor onu koruyayım diyebileceği böyle ağır kitle kontrolüne sahip yani böyle yerine mıhlama olsun, işte sersentli olsun böyle bir efekte sahip bir yeteneği evet. yok. Yine aynı şekilde Fabulous da benzer. Burada sadece şöyle bir avantajları var. Rakiplerine nazaran Ahri ve Graze gibi şampiyonları çok daha hızlı eritebilecek bir kompozisyona sahipler. Eğer ki savaş başında bu iki şampiyonu eritmeyi başarabilirlerse, en azından bir tanesini aradan çıkarmayı başarabilirlerse ardından çok daha rahat edeceklerdir o savaşın devamında. Dark Passage'e baktığımız zaman ise yine yani kitle kontrolü anlamında çok yüksek kitle kontrolüne sahip bir takım kurduklarını görüyoruz burada. Eninin sersemletmesi, Ahri'nin ayartan öpücüğü, yine Zek'in hem E'si hem ultisi, arıza üzerine yavaşlatma etkisi de var. Maokai'nin yine aynı şekilde uğursuz ilerleyiş. Yani kitle kontrolü anlamında şu anda HVA'ya nazaran çok daha kuvvetli bir ekip olmuş durumdalar. Fabulous bu arada sihirdar büyüsünü değiştirmiş. Tutuştur tercih etmiş son anda Elvin'de karşı. O da yani olabildiğince koridor safhasında birebir pozisyonda skor kovalamaya çalışacaktır. Fabulous'un yani tabii ki Maokai veya yani rakipleri kadar tank olduğunu görmeyeceğiz. Bir veya iki tane ofansif eşya çıktıktan sonra belki tank eşyaları düşünebilir o da. Evet, HVA bakalım bu sefer bu taktiği işe yarayacak mı? Açıkçası şimdi bakıyoruz. Fizz yukarıda kristal matara ile başlamış. Maokai ise Doran yüzüyle başlamış yukarı koridorda. Holy Phoenix ve Touch Gromp'tan başlıyor. Şimdi Zeitnot ve Lelouch ikilisi onları buldu. Doğrudan üzerlerine doğru gittiler. Ve onların o Gromp'u almadan engellediler. Esasında güzel bir taktik yaptılar burada. Rakiplerinin daha az canla koridora gelmesini sağladılar. Ve şimdi üzerlerine doğru da gidiyorlar. Zeitnot çok yüksek hasar verdi orada. Touch'a olabildiğince fazla dürtmeye çalıştı. Touch ise hemen orada Peximet'ini yiyor. Ve Touch canını tekrar toparlamaya çalışıyor. Hasar yedi yani. Kötü bir takasa girdi orada Dark Passage evet. ekibi. Şu anda iki takımın da yapması gereken yani canhıraş ikinci seviyeye ulaşmaya çalışacaklar. Evet. Bu mu yani bu önümüzdeki 3 milyon öldükten sonra sanıyorum ki evet Dark Passage ekibi ikinci seviyeye ilk ulaşan takım olacak ve o sınırdan itibaren HVA'yı biraz daha dürtmeye, biraz daha minyon konusunda geriye düşürmeye çalışacaklar. Evet, şu anda Holy Phoenix ve Touch biraz daha fazla ittirmiş durumda koridor ama ikinci seviye oldu. Lelouch ve Zeitnot bakalım üzerlerine doğru gideceklermiş. Biraz daha tabii dediğin gibi esasen Lucian ve Janna ikilisi pasif oynayacaktır. Özellikle burada Touch'in o sersemletme özelliğini kullanmasını beklemeleri lazım. Bir savaş yapmadan önce çünkü özellikle Janna çok daha kırılgan ve kaçış mekaniği çok daha az olan bir şampiyon. Burada Janna'nın yakalanmaması lazım. Orada Stomage şimdi alt koridora doğru geliyor. Bir baskın edecek ama totemin üzerinde duruyor. Çok da fazla bekledi. Orada Holy Phoenix'e Touch geri kaçıyorlar şimdi. Esasında geldiği gibi çıksaydı o baskından skorla ayrılabilirdi. Diğer taraftan Zek'in yaklaşmasını mı bekliyor acaba Holy Phoenix'e Touch? Yok, sadece zamanı harcatmaya çalışıyorlar.
Evet. Orada olduklarını bildik, yani bildikleri için, orada olduğunu bildikleri için çok güzel bir cümle kurdum ha şimdi. Niye gitmedi? Çok az değil miydi ya Crystal'ın canı? Gerçi Gragas'ın bilemedim. Orta koridora bakacak olursak burada da Minyon Savaşı'na başa baş giden bir mücadele var. Storm Edge acaba bunu mu bekliyordu? Şimdi üzerine doğru gidiyor. Çok yüksek bir hasar var. Kırmızı güçlendirmeyle birlikte yavaşlatmayı da başardı. Öldürecek. Acaba pasifi aktif olacak mı? Oldu. Ama tekrardan o küçük zekçikler birleşince hayata dönecek. Naru totemini yerleştiriyor çalının içerisine. Şöyle bir durum var yalnız. Bunu geçen maçta da görmüştük. Crystal genelde canı böyle çok fazla olmasa bile bir şekilde minyon biçmeye devam ediyor. Storm Edge sürekli harita etrafında bu arada taçın başı dertte. İşte bunu HVA güzel yaparsa eğer... ne demiştik? Taç sersemliğini kullandıktan sonra güzel takaslara girmesi lazım HVA ekibinin ki bunun ilk örneğini gösterdi. Bunu daha fazla yaparlarsa HVA'nın ekibinin alt koridorun kontrolünü ele geçirmesi o kadar da zor değil. Hı hı. Az önce bahsettiğim durum şuydu. Crystal az can da olsa bile yani bir karar veriyor genelde. Hı hı. Kesin bir karar veriyor. Diyor ki ben minyon biçeceğim. Minyon evet. Biçiyor. Storm Edge baskına mı gitsem, rakip ormana mı girsem... Kendi minyonlarımla mı bitsem diye düşünürken bir anda geriye düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Crystal az önce ölse bile hala minyonda üstün ve bu minyon farkını açmaya devam edecek. Bu arada Fablus orada oyunbaz düzenbaz yeteneğiyle birlikte uğursuz yerleşten kaçmayı başardı. Biscata şimdi tekrar orta koridoruna geri dönüyor. O da totemini yerleştirdi o nehrin üst tarafına. Elwind ve Fabfabulous arasındaki mücadeleye bakacak olursak burada minyon açısından 5 milyonluk bir liderliği var Fabfabulous'un bu koridorda. Tabi Maokai'ye karşı skor alması çok kolay olmayacak. Onu bakın burada Gragas gidiyor yukarı koridora. Baskın gerçekleştirebilecek mi bilmiyorum ama o baskını gerçekleştirdi. Şimdi gördü totemi. Bak 15 milyona 22 milyon. Geçen maçta Crystal'da 30 civarı minyon varken Storm Edge'de sadece 20 civarı minyon vardı. Aynısını bu maçta da görebiliyoruz. Crystal öyle pek karışmadan koridorlara kendisini güçlendirmeye devam ediyor. Evet. Bu arada alt koridorda bir takas daha izleme fırsatı bulduk biraz önce. Zeitnot biraz fazla hasar aldı. Burada pembe totemi orada bırakmak istemiyor Holy Phoenix ve Touch ikilisi. Şimdi bakalım zorlayacaklar burayı. Üzerlerine doğru gidiyorlar. Sersenet efekti var Zeitnot üzerinde. Lelouch zorlamaya devam ediyor. Karşılıklı hasar var üzerlerinde. Bırakacaklar o totemi çünkü Zeitnot'un canı çok fazla azaldı. Özellikle arka taraftan gelen minyonlar da vurunca o da kötü bir pozisyonda kalıyor. Heyvanın alt koridor ikilisi. Orada da minyonda eşitlik var. Onu da söyleyelim. Yukarı koridorda da Fabfabulous son minyonu da kesiyor. 6. seviye olmuş durumda. Birebir takasta Fizz'in Maokai alması oldukça zor diye zor. Düşünüyorum. Zor. Yani tabii ki kafa kafaya direkt dümdüz girerlerse o zaman Fizz önde çıkacaktır ama Maokai'nin böyle bir durum kovalayacağını daha doğrusu Fizz'e böyle bir alan bırakacağını pek sanmıyorum. Storm Edge'i kapatıyorlar. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Naru ilk önce taştan şimdi sersentle geldi. Üzerine ayartan öpücük Storm Edge sıçramasını kullanıyor ama Naru takip ediyor. İlk kan Naru'ya gidecek mi? İlk kan Naru'ya gidiyor böylece. İşte o pembe totem çok önemli. Yani o pembe totemi almak da çok önemli ama burada daha da önemlisi şu var. Eni bir anda koridordan kayboldu. Ahri kayboluyor. Peki burada kim yardım edecek Storm Edge'e? Nerede risk atır? Nerede alt koridor ikilisi Zeitnot ya da Lelouch? Yani onların aslında düşünecek olursak yardım edebilecekleri bir durum da söz konusu değil. Bu arada risk atır yakalandı hemen oradan. Açıyor. Pençesini takip edip. Güzel kaçtı ama. Evet. Sıyrılmayı başardı. Sihirdar büyülerini de korumuş oldu. Yani böyle bir durumda totemi gördükten sonra illaki öldürmek zorunda, kırmak zorunda değilsiniz o totemi. Evet. Böylelikle biraz daha geriye düşmüş oldu Storm Edge. Rakip ormancıya karşı Fabulous 62 milyonla üst koridorda şimdilik üstün gibi gözüküyor. Bu arada arka taraftan bakın işte bir ufak bir da olsa yani çok da ufak diyemeyeceğim. Yani totem yok. Anladılar yani ama totem yokken o kadar fazla açıldılar ki çok risk attılar kendilerini çok tehlikeye attılar. Ve Zek geri döndü. O da Lelouch ve Zeitnot ikilisi bu pozisyonu anlayınca, farkına varınca
Orada da Minions'ların sayılarında yine başa baş bir mücadele var. Hatta eşyalarda da eşitler. Fabulous bu arada çok fazla sarılıyor yukarı koridorda. Elwind'den hemen çalının içerisine kaçtı. İksirini de içmiş durumda. Holyfinx bu arada alt koridorda canı bir hayli azalmış. O da geriye dönecek. Mavi güçlendirmede Naru'ya gidiyor. Dark Passage tarafında. Fabulous sakin oynuyor yalnız. Çok şimdi bir üzerine doğru gitmeye çalıştı. Tutuştur da var. Son bir vuruş yapabilecek mi acaba? Fabulous ve orada skoru alıyor. Son anda güzel son oynadı, bir takısı. Vuruşla skoru almayı başarıyor. Elwind'den. Tutuştur farkıyla aldı diyebiliriz aslında, evet, bu durumda. Doğru. Çünkü canı gerçekten azdı o takası girdiği sırada. Yani rakibin o limitlerini iyi okudu. Ve birebir pozisyonda bir tane skor almayı başardı. Pırıltısını zaten tamamlamıştı. İlk eşya olarak üçlü kuvvete gidecek Fabulous. Sonra duruma göre herhalde ya tank bir eşyaya ya da mahvolmuş kralın yukarı kılıcına doğru ilerleyecektir. Gidecek, yoksa koşacak mı onu merak ediyorum. Çünkü Elwind'in şu an ışınlanması yok. Yok, yürüyecek. Evet, yürüyerek gidiyor. Ben alt koridora Fabulous'un atacağı bir baskını merakla bekliyorum. Bu arada Stomach'in üzerine doğru gidiyor. Ulti geldi ama birazcık kötü bir ulti oldu. Kendilerine doğru getirmeye çalıştı ultiyle ama duvara doğru gidince Touch orada yeterli mesafeyi kapatamadı. Zeitnot ve Touch ve pozisyonun sonucunda bir sonuç gelmedi. Bu arada yine aynı eşyalarla devam ediyor Holyfinx ve Zeitnot. İkisi de savaşçı çizmelerini bitirmiş Kazma'nın üzerine. Evet, şu anda Minyon'da da yani çok büyük bir üstünlük yok diyebiliriz aslında. Aslında yani her koridor son derece eşit ilerliyor. Şimdi yine bir takasa girdi. İki takım oyuncuları. Şimdi Holyfinx'in üzerine çok yüksek hasar var. 200'ün altına kadar indi orada Holyfinx'in üzerine. 160'lara kadar indi. Şimdi Lelouch kovalayacak mı? Hayır. Bu arada Naru ormanın içine Stomage'i az kalsın yakalıyordu. Stomage orada güzel bir vücut darbesine kaçtı ama Zeitnot kaçabilecek mi acaba? Üzerine doğru gidiyor. Karşılıklı sıçramalar. Lelouch da kaçıyor. Bu baskından çok güzel bir şekilde uzaklaşmayı başarıyor. HVA takımı çok zor bir pozisyondan kurtulmayı başardılar. Önemli bir pozisyonda risk atır bu arada. Oyunlar orta koridorda. Şimdi bir de yere mıladı ama ayar tarafı küçük tutuyor. Şimdi ultisini kullanıyor. Tutuştur var üzerine. Son bir vuruş gelecek mi? Risk atır. Korumayı başarıyor kendisini. Burada skoru vermemesi çok önemliydi Naru'ya karşı. Yine bir takas daha gördük alt koridorda. Zeitnot alt koridorda bu arada koridoru tutmaya çalışıyor. Kuleye doğru ittirdi çünkü Holyfinx ve Touch ikilisi. Stomage onlara yakın oynuyor çünkü karşı tarafta Crystal da bu koridora oldukça yakın duruyor. Ve aralarında bir seviye daha farkı var. Yanlış görmediysem. Evet. Şimdi kalmadı. Ve yani Stomage'in çok fazla manası olmadığı için tam böyle full potansiyeliyle yardım edemeyebilir potansiyel yani, evet, bir takım savaşına. Zeitnot bu kule altını minyonları aldıktan sonra geri mi dönecek diye düşündüm. Hayır. Miyom içmeye devam edecek. İttirecekler önce. Crystal yaklaşıyor orta koridora bu arada. Risk Hatter'ın üzerine. Risk Hatter'ın sıçrası olmadığı için dikkatli olması gerekiyor. Yerine mırlamayı başardı. Kullanacak ama. Güzel. Güzel kaçtı. Evet. Gerçekten o güzel kaçtı. O ayartıda çok güzel kaçtı. Önce Crystal yerine mırladı ardından getirdi. Şimdi ejderhayı çektiler orada. Esasında güzel bir hamle. Stonemage'in hasar alması için. Ardından Touch da orada ufak bir hasar alıyor ama. Bakalım. Açıkçası bu maç bir önceki maça göre çok daha adına yakışır geçiyor. Bunu kesinlikle söylememiz lazım. Çok daha başa baş geçiyor. Gerçi ben geçen maçta bunu söyledikten sonra bir anda böyle fark acayip açılmaya başlamıştı ama en azından bu maçta şunu daha net görüyoruz. Heyvan'ın uyguladığı taktik çok daha iyi bir sonuç vermiş durumda. Aradaki altın farkı sadece 400 13. dakikaya girerken. Çok daha eşit bir mücadele izliyoruz. Az önce Naru'nun sıçrasını yemlemeyi başarmıştı Risk Hatır. Bakalım Naru burada bekleyecek. Birisinin geçip o ayartan öpücüğe yakalanmasını sağlayacak. Evet, Stomage burada totemini koydu. Ama işte o totem çok uzun bir süre boyunca yaşamayacak. İki takım da bu ejderhayı kovalamak istiyor ya, şu anda. Sanki birbirlerini görüyorlarmış gibi. Holyfinx'le Zeitnot tamamen aynı eşyalara gidiyorlar. Sadece Holyfinx'in şu anda bir tane fazla Doran kılıcı var. Evet, yani aynı anda geri döndükleri için hep ellerinde 800 altın benzer kalınca Yoğumun yarısına, Ebedi kılıcın yarısına aynı eşyaları alıyorlar sürekli.
Orada Naru orta koridora geri döndü. Pembe totemi almayı başardı. HVA takımı şimdi risk atır. Koridoruna geri dönmeye çalışıyor. Stomage de ona yakın oynuyor. Çünkü diğer tarafta da Zac var. Crystal var. Birine karşı oyun yapmıyor. Işınlan. Burada ışınlanma geliyor. Çok güzel bu ulti. Arkasından yalnız Fabulous ultisi kaçıyor. Önce taçı almayı başardılar. Bakalım devamında Holy Phoenix getirecekler mi? Hayır. Doğrudan ejderhaya dönüyorlar. Bu sefer bu ejderhayı almak istiyorlar. Şimdi bakıyorum risk atır Naru'yla. Ya orada biliyor, karşılıklı bir dansı var. Diğer tarafta Zac yaklaşmaya çalışıyor ejderha bölgesine doğru. Bunu engellemeye çalışan bir Lelouch var orada. Arka tarafta dikkatli olmasanız lazım. Hayır. Dark Passage bırakıyor. Zorlamadılar pozisyonu. Ve HVA bu sefer ejderhayı almayı başardı. Bu sefer HVA çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Bu maçı önde götürebilmek adına bütün doğru adımları atıyorlar. Rakibin o pozisyonunu çok iyi değerlendirdi evet. HVA ekibi. Güzel bir ışınlanla beraber önce bir tane skor alıp sonrasında da 14. dakikada ejderhayı almayı başardılar. Tabii şöyle bir durum var. Orta koridorda Naru işlemeye devam ediyor. Crystal'a kadar onların içerisinde son bir vuruş gelecek mi? Crystal'ın pasifi aktif hale geliyor ama diğer taraftan Naru geliyor. Dikkatli olmanızdan Tibbers geldi eniden. Şimdi Zaytnot arada kalıyor. Çok az bir canı var. Zaytnot aradan çıkabilecek mi? Graze ultisi. Zaytnot arada ayakta tutmaya çalışıyorlar ama hayır. Orada Naru'ya gidiyor. Graze'de bir skor oluyor. Şimdi Fatmavus pozisyona yetişmeye çalışıyor. Bakalım taçı orada kovalıyorlar ama ulti geldi. Elvin'in üzerine. Fatmavus arada kalıyor. Sersem efektler üzerinde. Kime odaklanmaya çalışacak? Zeki alıyor aradan. Şimdi risk atır. Araya giriyor. Taçın üzerine gidiyor. Korkusuzca. Acaba skor alabilecek mi? Skor alıyor. Arkadaşlar Fabulous. O da skorları toplamaya başladı. Ama Elvin yetişiyor duruma. Holy Phoenix arkada bir skor daha alıyor. Katliam mı? Hayır. 4-3. 4-3 bir değişim oluyor. Açıkçası ben bir noktadan sonra nereye anlatayım, kime ne söyleyeyim bilemedim. Ama muazzam bir savaş ve yine 5-5 skorlar ve aradaki altın farkı sadece 1000 civarında. Evet, pozisyonun tekrarını da izliyoruz arkadaşlar. Yani Fabulous gerçekten çok fazla hasar vurdu rakip oyunculara. Özellikle Zeki çok hızlı bir şekilde eritmeyi başardı. Burada ters tarafta Holy Phoenix'in Fabulous'u öldürdüğünü görmüştük. Durum 5'e 5. Altın farkı 1000 altın Dark Passage tarafında gözüküyor ama HVA'nın bir ejder üstünlüğü bulunuyor. Ya şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu maç çok farklı sonuçlarla bitebilir. Şu anlamda aradaki altın farkından bahsetmiyorum. Çok gitgeller yaşayabiliriz bu maçın içerisinde. Her an böyle bir DP tarafına bir HVA tarafına dönebilir. Özellikle Fabulous'un oyuna dikkat etmek lazım. Yani biraz önceki pozisyonda ne kadar önemli bir şampiyona sahip olduğunu gösterdi bu karşılaşma için. Çünkü hasar potansiyelini direkt iki katına çıkartıyor oraya geldiği noktada. Ve üçlü kuvvetini bitirmiş durumda. Üzerine vampire hasarı var. 4 tane skor aldı. Yani çok önemli. Geldiği anda, savaşa girdiği anda Graves'in üzerine eğer yeterince odaklanabilirse Graves'in kaçması çok zor. Burada Risk At'ın üzerine bir baskın var. Zıplatmayı başarıyor. Risk At'ı bu sefer kendi üzerine kullanıyor ultiyi. Yine hayatta kalmayı başarıyor. Bu pozisyondan sonra yukarıdan Fabulous oraya doğru yaklaşıyor ama tam karar veremediler. Bakın taç her pozisyonda aynısını yapıyor. Doğrudan orta koridora gidiyor. Ne zaman bir savaş çıksa orada savaşın başladığı anda orada olmasına gerek yok ama ardından ne olur ne olmaz diye ormancı gelir ya da kim gelirse müdahale etmek adına oraya gidiyor. Burada Jana yakalandı mı? Hayır, yakalanmıyor. Şu anda taş oyunun bu dakikalarının en etkin destek şampiyonlarından bir tanesini oynuyor. Eni ile beraber o aldığı botla beraber hem mobil hem de uzakça bir menzilden direkt birisini kitleyebilecek özelliklere sahip. Evet, şimdi Lelouch'un taşla takasa girdiğini gördük. Burada Crystal araya katılınca taçın herhangi bir şansı kalmayacak. Graves'in ultisiyle beraber çok kolay bir skor. Bu esasında HVA için kötü bir haber çünkü 3. skoru oldu bu Holy Phoenix'in aldığı. Hep aynı eşyalarla gidiyorlar demiştik. Devam edelim. Zaytnot ve Holy Phoenix ikilisinin. Yani önümüzdeki dakikada herhalde bunu görmeyeceğiz. Holy Phoenix oradan geçip bir baskın düzenler mi dedim ama hayır, vazgeçti. Yani şimdi skor dağılımlarına bakmak lazım tabii böyle başa baş giden mücadelelerde. Yani burada Graves'in orta koridorda bu arada bir aksiyon var. Sanıyorum ki evet, risk atırı yine kule altında. Tek başına bulup öldürmeyi başardı Naru birebir pozisyonda. Ve otomatik saldırılarıyla kuleye de vurmaya çalışacak. Stormage burada yardımcı olmaya çalışıyor. Evet, orada Jana da oraya gitti. Pozisyonu desteklemek için. Bu arada en iyi bir tuzak
çabası içerisinde ama orada totem var. Janna bunu görüyor. Zaytnot da bu sırada rahat bir şekilde koridoru itiyor. Şimdi alt koridora doğru geliyorlar. DP ikilisi. Buradan bir sonuç çıkmadı. Bir aradaki altın farkına bir ara bakabilir miyiz acaba eğer müsait olursa pozisyonlar? Çünkü yani Holy Phoenix skor olarak önde ama eşya olarak hemen hemen aynı durumdalar. Evet, 1580 altın var cebinde. 800 altınlık fark var sadece. Evet, yani şimdilik durumlar işte yavaş yavaş Dark Passage'ın maçı koparmaya başladığını görebiliyoruz. Crystal şimdi orada bekliyor çalının içerisinde ama totem geldi. Bu baskından kurtulmayı başardı HVA takımı. Orta koridorda bu arada pozisyon var. Ahri almaya başlıyor. Skor yalnız yine Fabulous'a gidiyor. Fabulous bakalım bu 5 skorun acaba hakkını verebilecek mi? Maçın ilerleyen dakikalarında çok önemli 5 skor aldı. Çok önde şu anda. Haritadaki herkesten daha önde durumda. 153 milyona sahip. Bu skorların hakkını vermesi lazım. Maçı kazanmak istiyorsa HVA takımı artık bu noktadan sonra kesinlikle Fabulous'un taşıması lazım diyebiliriz. Maçı çok fazla skor aldı. Yani o da bunu bildiği için işte ofansif eşyaları gidiyor. Hı hı. İkinci eşya olarak mahvolmuş kralın kılıcını tamamlamaya çalışacak. Şimdi Elvin'in üzerine gidiyor. Bakalım başarı sağlayabilecek mi? Alt koridorda burada pozisyon başladı. Zaytnot'un üzerine Tibbers geliyor. Çok güzel Muson. Lelouch bakalım Zaytnot'u kurtarmış olacak mı? Evet, olacak. Bunu söylemiştik. Eğer ki Janna oynuyorsanız Musonlar hayatı önem taşıyor. Doğru Muson her pozisyondan saldırı gücü taşıyıcınızı kurtarabilir. Ki burada güzel bir kullanımını gördük Lelouch'tan. Evet, oyunun ikinci ejderi de şu anda hayatta olabildiğince hızlı bir şekilde almaya çalışacak takımlar bunu. Dark Passage ekibi ters bir pozisyonda geriye gittiği için HVA'nın rahatlıkla bu ikinci ejderi aldığını göreceğiz. HVA çok doğru bir şey yapıyor şu anda. İkinci ejderayı da alıyor. Bu çok önemli HVA için. Bundan bahsetmiştik esasında maç başlamadan önce. Ligdeki en fazla yani ligde en fazla ejderha alan takımlardan bir tanesi HVA. Bu tarz oynamaya alışkınlar. Ejderha üstünlüğüyle oynamaya alışkınlar. Bunu iyi kullanmaları lazım. Bu arada ulti geldi arkadan. Risk Hunter geldi. Diğer tane Lelouch kapattı. Şimdi bir de bitkinleştirme geldi. Risk Hunter yakalayabilecek mi ama Touch oraya yaklaşınca vazgeçtiler bu pozisyondan. Yukarıda bu arada kule düşüşü. Kulenin altında savaş var. Elvin üzerinde çok yüksek hasar var. Fabulous bir tane daha vurabilecek mi? Vuruyor ve skoru alıyor. Fabulous 6. skor geliyor Fabulous'tan. Adeta şöyle 2-3 sene önceye götürdü bizi. O yukarı koridoru domine ettiği zamanlara götürdü. Muazzam bir performans sergiliyor. Işınlanmasıyla bir şeyler yapması lazım yalnız. Alt koridora belki bir ışınlanma gelebilir. Geri döndükten sonra 2500 altın vardı cebinde. Mahvolmuşu tamamladı mı diye bakıyorum şu anda. Yoksa daha bu arada şu arkadaki çalıda bir totem yapmış var. Alt koridorda oraya bir ışınlanma gelirse eğer çok önemli bir pozisyon doğabilir HVA takımı için. Vazgeçtiler. O pembe totemi diyorsun sanıyorum ki. Yok, şuradaki yeşil totemin evet. Çalının içerisinde. Bu bak, totem. Geldi, gördün mü? Bakınız Scarlet. Bu totem. Bu totem. İstem de totem. Evet. Şimdi alt koridorda Zaytnot ve Lelouch ikilisi koridoru tekrardan geriye doğru ittirmeye çalışıyorlar. Rakiplerinin üzerlerine doğru. Kulede de bu arada bu sefer HVA takımı avantajı elinde tutmakta ve oyunu önde götürmeleri için önemli bir... bu arada şimdi Risk Hunter Naru'nun üzerine gitti. Çok yüksek hasar var. Acaba ultisini atabilecek mi? Hayır. Şimdi Naru üzerine doğru gidiyor. Döndü. Arkadan Zek geldi. Pardon, Touch geldi. Tibbers geldi. Üzerine Crystal ve skor kimde kalıyor? Bakıyorum. Zek'te kalıyor. Yalnız oraya Fabulous da var. Stomage da var. Lelouch da var. Herkes orta koridorda toplanıyor. Holy Phoenix geldi şimdi. Stomage durmadan doğrudan ultisini kullandığı için pozisyondan çıkmaya çalışıyor. Arkadan da Zaytnot Naru'ya odaklanmaya çalışıyor. Çok yüksek hasar üstünde. Naru'ya almayı başaramayacak mı? Son bir vuruş. Son anda vuruyor. Kendisine düşüyor. Arka tarafta savaş devam ediyor. Ahri düştü. Ardından Lucian düştü. Şimdi Fabulous tek başına orada savaşmaya çalışıyor. Holy Phoenix alabilecek mi? Hayır. Holy Phoenix aşağı gitti. Fabulous da gitti. Son bir vuruş. Hayır, gelmiyor. Holy Phoenix bir skor daha alacak. Katliam geliyor. Dark Passage bir o tarafa giden bir bu tarafa giden savaşta üstün çıkmayı başardı. Şimdi takım savaşının kaderini değiştiren iki nokta var. Birincisi Risk Hunter'ın hatası. Orada ultisini kendi üzerine kullansa 2,5 saniye boyunca daha fazla yaşayacaktı ve bu süre zarfında takım arkadaşları ona yetişebilirdi. Yani ultiyi kendi üzerinde kullanmasa bile böyle bir takım savaşı geçtiyse bir de o şekilde kullansa çok daha farklı bir takım savaşı izleyebilirdik.
ve Holy Phoenix'in Ejder'in öbür tarafına geçmesiyle beraber. Evet. Ya gerçekten çok enteresan arka tarafını bir savaş özellikle izledik. İzlememiz lazım. Görmediğimiz biraz önce. Bakın burada Lelouch'a odaklanıyor ama çok güzel orada ultiyle birlikte 2'de 2 yapan Fabulous arkasından işte burada sıçrayıp Holy Phoenix kaçınca. Güzel sıçraydı. Gerçekten güzel bir sıçraydı. Evet, devamında skorları da topluyor. Ve katliamda geliyor böylece. Holy Phoenix de 5-0-3'e geliyor. Yani tekrar söyleyeceğim. Bu Fabulous'un savaşlarda Holy Phoenix'e odaklanması çok şey değiştirecek. Odaklanabilmesi çok şey değiştirecek. HVA'nın bunu sağlaması lazım. Maçın kontrolü için. Bu arada Zaytnot ve Lelouch ikilisinden bir şu anda tuzak var. Holy Phoenix sonra tuzağa doğru ilerliyor. Bakalım skor alabilecekler. Holy Phoenix kaçmaya çalışıyor. Şimdi ulti geldi. Son bir vuruş. Bakıyorum orada. Lelouch takılıyor. Skor buraya kadar dedirtiyor. Bu arada yukarı koridorda da Fabulous kötü durumda. Rakip ormanın derinliklerine doğru kaçmaya çalışıyor şu anda. Diğer taraftan Naru da geliyor kapatmak için pozisyonu. Fabulous kaçabilecek mi? Şimdi ultisini kullandı. Taşına odaklanmaya çalışıyor ölmeden önce. Ama taş orada kurtulmaya başarıyor. Diğer taraftan Naru geldi. Naru da kalıyor skor. Kaçabilirdi Fabulous. Evet, orada oyunbaz düzenbazı hani defansif olarak kullansa. Ama işte bak bu yukarıda rakibi oyalarken Fabulous alt koridorda şu anda kule ittiriyorlar. Şimdi risk atır da oraya doğru gidecek. Belki bu kuleyi alabilir. Çünkü Dark Vision takımı uzakta kaldı. Ve kuleyi alıyorlar. Bence çok önemli bir kazanç. Evet. HVA takımı adına bir tane skor verdiler ama alt koridordan da bir kule aldılar. Ve derin bir kule. İkinci kule. Bu önemli. Yani bu avantajı büyütmek istiyorsa HVA ekibi, öncelikle rakibin ormanında birkaç tane toteme ihtiyaçları var. Ve olur da 3. ejderi alabilirlerse o zaman işlerin gerçekten yani Dark Passage adına biraz daha zora girdiğini göreceğiz. Yine aynı şekilde hem Naru hem Holy Phoenix civalı kuşaklarını tamamlamışlar. Yani şimdi civalı kuşak tamam rakibin kalabalık kontrol etkilerinden kurtulmanızı sağlıyor. Ama işte sonuçta ofansif bir eşya olmadığı için o önemli core dediğimiz eşyalarınızı, o çekirdek eşyalarınızı tamamlamanızı geciktiriyor. Yani böyle bir takas yaptı diyelim Naru ve Holy Phoenix ikilisi. Takım savaşlarında hasarları daha az olmasına rağmen daha uzun bir süre boyunca hayatta kalmaya çalışacaklar. Bu arada Crystal orada yakalanacak mı bakalım. Kırmızı güçlendirmesi var. Zaytnot'un Crystal'ın üzerine odaklanmaya çalışıyor. Demir Soler'in broşunu kullandılar ve çok fazla hasar almasına rağmen Crystal oradan uzaklaşmayı başarıyor. Diğer tarafta Naru var şimdi Stormage'i yakalamaya çalışıyor. Ayartan öpücük geldi. Stormage yalnız tanklaşmaya başlamış. Özellikle ordu kalkanı burada önemli bir rol oynuyor. Fabulous yukarıda bir koridor, bir kule daha aldı. Kuleler 4'e 2'ye geldi ve altın farkı sıfırlandı. Zek gerideyken bu ejderin alınması lazım. Evet. Kesinlikle alınması yukarıda lazım. Yukarıda bu arada Fabulous şimdi Maokai'nin üzerine doğru gidiyor. Vazgeçti. Ben haritadan gördüğüm kadarıyla anlattığım pozisyonu biz göremesek de biraz önce Elwynd de geriye dönüyor. Elwynd yalnız geriye dönerse orada bir ormanda bir savaş var. Taç orada ultisini kullanmış. Biraz erken bir ulti olabilir bu. Lelouch şimdi önde kaldı biraz. Holy Phoenix'e dikkat etmeleri lazım. Oldukça karnı tok bir durumda şu anda. Zaytnot orada taçın ultisinden civalı kuşak sayesinde kurtulmayı başardı. Yani bu defansif eşya önümüzdeki 1-1,5 dakika boyunca üzerinde olmayacak. Buna göre çok daha iyi pozisyon alması gerekecek. Fabulous'un en iyi yaptığı şeyi yaptırıyor şu anda HVA takımı ona. Ayrık ittirmesini sağlıyor. Elwynd iki tane kule kaybetti arka arkaya yukarı koridorda. Şimdi oradaki minyonları tutmakla meşgul. Naru orta koridora döndü. Bu arada şu anda Fabulous yakalandı. Devamlı yani Naru'yu görürken HVA'nın ejderi alması lazım çok evet, hızlı evet, bir şekilde. Evet, Touch da orta koridora döndü. İşte bakın burada güzel bir pozisyon yakaladı ama Fabulous şimdi kaçabilecek mi? Bakıyorum Naru'ya odaklanmaya çalışıyor. Hayır düştü ama ejderhayı aldı. HVA bunun karşısında şimdi ışınlanma geliyor. Oradan çıkması lazım. HVA takımının çok zorlanacaklarını düşünmüyorum ben. Çıkarken o ejderha bölgesinden çünkü Janna var. En kötü ihtimalle Stomage'in ultisi var. Bu arada Elwynd'e odaklanacaklar mı şimdi geriye dönüp diye bakıyorum. Bu riskli. Yani riskli. HVA'nın. Risk atır Naru'ya gidebilir. Naru'nun ultisi yok. Risk atır orada Naru'nun üzerine gidebilir. Şimdi işte orada buzun pelçe geliyor. Üzerine yerine mıladı. Ultisini kullandı ve
Orada skoru almayı başarıyor. Risk atar. Alt koridorda şimdi savaş başladı. Elvind ileri içeri giriyor. Zaytnot çok ileride kaldı. Uzaklaşmaya çalışıyor. Pozisyonu korumaya çalışıyor. Elvind şimdi orada uzaklaşıyor. Ve infaz geliyor. Risk atar yaklaşıyor. Risk atar geliyor diğer taraftan. Savaşın devamı gelecek. Somage orada yakalıyor. 4 kişiyi birden yavaşlatmayı başarıyor. Işınlan geliyor öbür taraftan. Diğer taraftan geldi. Risk atarla birlikte. Çok yüksek hasar var ama. Holy Phoenix ilk skoru alıyor. Risk atar hasar vermeye çalışıyor ama yeterli değil hasarı. Diğer tarafta Crystal ve şimdi Fafnabulus yetişti. Holy Phoenix üzerine doğru gidiyor. Adeta gözünü kan bürümüş ama onu tutmayı başarıyorlar. Diğer taraftan Lerush da vurmaya çalışıyor. Yeterli değil. Fafnabulus hala hayatta. Son bir vuruş gelecek mi? Hayır. Grace düşüyor ama arkasından da hem Fafnabulus hem de Janna düşüyor. Bu kadar uzun bir takım savaşı uzun zamandır anlatmamıştım herhalde. HVA'nın birazcık daha dayanması lazımdı. Hem Risk atır hem Fabulous gelirken o 3 kişi biraz erken davranınca Dark Passage bu takım savaşını kazanmış oldu. 29. dakikada 3 ejder geride olmalarına rağmen altın farkında 2500 altın Dark Passage'in üstünlüğü mevcut ve pozisyonun tekrarını da şimdi izleyeceğiz. Ya burada Stomach çok güzel başlattı pozisyonu. Oyalamaları gerekiyordu ya. Yani Fabulous gelirken çok erken davrandı HVA ekibi bu takım savaşı konusunda. Ya Holy Phoenix'i alamadığınız zaman işte aradan çıkartamadığınız zaman burada biraz önce aslında söylediğim şey bakın. Maçın başında söylediğim şey. O kadar fazla o Holy Phoenix'i koruyacak mekaniğe sahipler ki. Elwind var. Orada Crystal var. Herkes orada. Ve yani tamamen Holy Phoenix'i korumaya oynuyorlar. Başka hiçbir amaçları yok. Bunu da uzun süre yapınca karşılığında skorları da almayı başardılar. Holy Phoenix en sonunda ne kadar ölse de onun için harcadığınız kaynak, onu öldürmek için harcadığınız kaynak bu sefer diğerlerini öldürmek için ne canınız kalıyor, ne mananız kalıyor, ne sihirdar büyünüz kalıyor. Güzel kullandı Dark Passage takımın bu durumu. HVA'dan da bu arada çok güzel bir oyundu yine. Karşılıklı güzel oyunlar izledik o pozisyonda. Şimdi orta koridorda bakıyorum. Fafnabulus bu arada Yampir Yengeci aldı. Orta koridoru ittiriyor Dark Passage takımı. Bu arada 3 tane ejderha güçlendirmesi var hayvanın üzerinde. Onu da tekrardan belirtmek lazım. Gözlerden kaçabilir. Şimdi Fafnabulus'un ışınlanması gelene kadar o ayrık ittirme olayı biraz yavaşlayacak. Biraz duraklayacak. Şimdi gönderiyorlar gerçi yukarıya Fafnabulus'u ama ejderha olmadığı için Baron şu anda olduğu için haritada Fabulous'un yukarıya gitmesi çok zorlamayacaktır onu. Yalnız şimdi Dark Passage takımı bir ileri bir geri orta koridoru zorlamaya devam ediyor. Lerush'tan ulti geldi mu? Niye? Yanlış ya bastı. Yanlış bastı. Olabilir böyle şeyler bu tarz oyunlarda. Taç ya bunu görür görmez. Bu eksikliği değerlendirecek. Evet, değerlendirmeye çalışıyor. Stomage'e odaklanmaya çalışıyor orada. Yalnız yukarıya bakmamız lazım. Çünkü Fabulous ittirmeye devam ediyor. En iyi yaptığı şeylerden biri. İzin vermeyecekler. İzin vermeyecekler. Arkada takip etmeye devam ediyorlar takımı. Eğer ki orada bir Fabulous'un üzerine giderlerse HVA savaş başlatabilir. Fabulous şimdi ilk imitör kulesine vurmaya başladı. Oldukça da fazla canını azalttı. Orta koridordan devam ediyor HVA'nın geri kalanında. Yukarıda Fabulous'u alsalar bile orta koridorda kule almaya çalışacaklar. Nexo'ya yürüyecekler. Bu arada Janna düşüyor çok hızlı bir şekilde. Naryu neredeyse hiç hasar almadı o pozisyondan. Şimdi yukarıda Fabulous ne yapacak? Fabulous'un ölmesiyle ama işte ulti ha yemedi ultiyi. Hasar almadı. Almış. Almış demek ki. Almış demek ki orada. Bir tane otomatik saldırıydı ise o görmediğimiz olabilir pozisyonda. Olabilir önceden. Almış olabilir. Tekrarını izleriz belki biraz sonra. Ya da belki de hasar almasa bile savaşa girdi sayıyor olabilir yok, ultiyi. Yok hayır sanmıyorum. Ya bu arada orada, iki tane skor verdiler ama bir imitör kulesi açmayı başardılar şimdi. Bu işleri değiştirir. Evet bu çok önemli ve Zeitnot çok uzakta. Zeitnot inanılmaz uzakta. Burada ne yapabilir şu anda emin değilim HVA takımı bu baronu engellemek için. Risk atar yaklaşıyor ama Naru orada. Stomage'in canı çok az. Şimdi Risk atar araya doğru girmeye çalışıyor. Ulti kullandı. Crystal almaya çalışıyor. Tutuştur da var galiba Crystal üzerinde. Crystal düşüyor. Yalnız Zekçikler ortaya çıktı. Ve 2'de 2 yapan bir Holy Phoenix var. Holy Phoenix skor almaya devam ediyor. 9-2-6'ya geldi. Zeitnot geldi şimdi oraya doğru. Baron'a vurmaya devam ediyor. Baron da vurmaya devam ediyor. Bakıyorum şimdi Zeitnot orada hemen civa kuşağını kullandı. Araya giriyor. Çok buraya güzel. Holy Phoenix avlamaya başardı. Lerush şimdi Elwind'i takip edecek mi? Hayır. Zeitnot diğer tarafta rakibin üzerine doğru gitmeye çalışıyor ama hayır. Lerush bu arada dikkat et. Baron vurmaya devam ediyor. Baron'un canı ne durumda bu arada? Baron yok, full. Yok full. Fabulous girdi yalnız Baron'a bu sefer. Ve Muson geliyor Lerush'tan. Elwind geriye döndü. DP geri dönmeyecek yalnız. Bu bunu gördükten bu bayağı sonra bayağı yanlış bir karar.
Yani şu an Heyvan'ın bunu yapmaması o, lazım. O bir dakika. Ha, kim işte yakaladı orada? Eni yakaladı. Bu daha mantıklı bir karar. Fabulous 2'de 2 yapıyor. Baron öldüreceğimize adam öldürelim dedi Fabulous. Ve 2 tane skor bulmayı başardı. Şimdi hızlı bir şekilde açık olan inhibitöre doğru ilerleyecek. Üst koridor inhibitörüne doğru. O bunu yaparken takım arkadaşları da evet ona yardımcı olmaya çalışacak. Minyonları da temizlediler. Aceleleri yok. Touch'ın doğmasına daha 20 saniye var. Yalnız ve 33. dakikada... Yok, Fabulous. Bence bunu alacak derken Elvis geliyor. Zeytnot da orada. Şimdi burada işler karışabilir. Holyphinx'e odaklanmaları lazım. Yani odaklanamazlarsa işleri çok zor. Fabulous şimdi oradaki göremediği yerden çıkmaya çalışıyor. Kör olduğu noktadan bakıyorum. Chris'la vuruyor bir yandan da. Diğer tarafta Holyphinx'in üzerinde çok yüksek hasar var. Ama Fabulous zeka odaklandı. Zeka almayı başardılar. Yalnız yine Holyphinx bir skor daha alıyor. Zeytnot'u hayatta tutmaya çalışıyorlar. Bitkinleştirme geldi Holyphinx'in üzerine. Lelouch. Stomage hepsi kaçmaya çalışıyor çünkü Holyphinx kollamaya devam ediyor. Şimdi Stomage geri döndü çünkü Risk Hunter geldi. Holyphinx'in üzerine odaklanıyorlar. Holyphinx düşecek mi? Touch da geldi. Tibbers geldi ama Gragas'tan sonra Graves düşüyor. Noriyat şimdi Elvind'e odaklanıyorlar. Elvind de düşüyor. Zaytnot hala hayatta. Zaytnot hala hayatta ama kim geliyor? Naru geliyor skorları toplamak için. Çok uzun sürdü savaş. Naru tekrardan doğdu geldi. Risk Hunter kaçabilecek mi? Hayır, kaçamayacak. Karşılıklı bir ton skor değişimi ne uğruna? Açıkçası hiçbir şey uğruna oldu sanıyorum ki. Çünkü inhibitörü de almayı başaramadı şey HVA ekibi. Yani HVA'nın vermesi gereken karar o iki skoru aldıktan sonra Fabulous. Ya Baron ya inhibitör yönündeydi. İnhibitörü de bırakıp hadi takım savaşına girelim düşüncesiyle hareket ettikten sonra bu sefer hiçbir şey alamamış oldular. Ve bu çok önemli. Dark Passage ekibi aldıkları bu skorlarla beraber mı? Rakibin elinden dördüncü ejderhayı almak istiyor. Şimdi... Oraya doğru giden Fabulous var. 2'ye 1 girecek mi acaba? Işınlanma da geliyor. Yok. Yok. 3. Yani belki orada Naru'ya odaklanmayı düşünebilirdi ama 3'e 1 gireceğini düşünüyor. Çalmayı deneyecek mi? Zannetmiyorum. Gragas geldi. Stomage. Çalamayacak mı? Hayır çalamıyor. Orada ejderhayı. Stomage. Güzel denemeydi ama olmadı. Yalnız DP savaşmak istemiyor. Bak geri çekildi farkındaysan. Ya, altında önde olmalarına rağmen savaşmak istemediler. Fabulous bu arada Randuin'i de bitirmek üzere. Randuin'den sonra biraz daha fazla hayatta kalıyor. Bu arada tekrarını izliyoruz. Pozisyonun biraz önce... Ya burada Zeytnot o kadar fazla hayatta kaldı ki... iyi korumayı başardılar. O da iyi pozisyon almayı başardı ama Naru gelince işte... Ya ben açıkçası çok daha kötü geçeceğini sanıyordum evet. Bu takım savaşının HVA için. Evet. Eni'nin ve Naru'nun doğmasını çünkü tamamen es geçtiler. Takım savaşı başlattılar. Bu arada bütün bunlar oluyorken... Baron. HVA ekibi çok hızlı bir Baron almayı başarmış. Sanıyorum ki onu da birazdan tekrarını izleriz. Oyun durulursa... Baron her şeyi değiştirebilir. Evet, bu Baron şimdi işlerin dengesini bayağı değiştirecek. Alacak büyük ihtimalle orada. Yalnız bir tuzak var. Şimdi Crystal üzerlerine doğru gidiyor. Ardından Tibbers geldi. Stomage çok fazla önde kaldı ama arkada artık kalan Crystal çok içeride kalıyor ve düşüyor. Şimdi Fabulous Naru'nun üzerine odaklanmaya çalışıyor. Naru ultisini açıp kaçmak zorunda kalıyor. Fabulous tam bir korkulu rüya şu anda HVA ekibi için. Her fırsat üstlerine gidiyorlar. Üst koridoru ittiriyorlar çünkü neden orada imitör kulesi yok. Bu Baron güçlendirmesiyle birlikte hemen inhibitörü açmak istiyorlar. En hızlı şekilde belki bu inhibitörü yeterince hızlı açabilirlerse orta koridordan da kule alabilirler. Şu iç kuleyi alabilirler. Şimdi başladılar inhibitöre vurmaya çok hızlı bir şekilde. Bu arada Fabulous'un üzerine sersemletme vardı ama son anda kurtulup o sersemletme etkisinden uzaklaşmayı başardı. Bu dakikadan sonra HVA'nın ne yaptığı çok önemli olacak. En ufak bir hatayla... Yani en ufak bir hata ya Dark Passage maçı... Orada bir dakika tuzak vardı. Bir şey oldu mu? Hayır. Yok hayır. Yani çünkü tam duvarın dibinde duruyordu Naru. En ufak bir hatada ya Dark Passage maçı kaybedecek ya da bir anda oyuna geri dönecek. Evet. Tutan böyle... Dakika 37'di bu arada. Es kaza da... tutan bir ayartan öpücük işleri değiştirebilir. Daha temkinli oynamaya çalışıyor HVA ekibi. Öncelikle dış kuleleri alacaklar. Sonrasında minyonları ittirip onlarla beraber onların yardımıyla inhibitör kulelerine doğru yönelecekler. Şu anda Zeytnot kendi ormanına doğru dönüyor. Kırmızı güçlendirmeyi alacak mı? Önce keskin gagaları kesmeyi uygun gördü. Bu arada enteresan Randuin'den önce doğmuş yüreği bitirdi. Bekleme süresi. Evet. Şu anda yani olabildiğince hızlı bir şey, daha mobil olmak istiyor. Hı-hı. Hem Q'sunu hem E'sini olabildiğince seri bir şekilde kullanmak istiyor Fabulous. Zaten 17. seviyeye gelmiş ve önümüzdeki dakika içerisinde onun da hatta şu anda tüm yeteneklerini fulllediğini göreceğiz.
şu anda Heaven'ın en büyük avantajı hasar yönünde. Hasarları evet, fazla. O yüzden takım savaşları çok hızlı. Mesela biraz önce Crystal adeta eridi. Bunun nedeni ne peki sence? Yani benim en azından dikkatimi çeken durum o erken safhalarda yapılan iki tane civalı kuşak. Evet. Tamam, hayatta kalıyorsunuz. Ama hayatta kalmanıza rağmen rakibi eritebilecek o hasara sahip olmuyorsunuz derken of. Bir de şu da var bence. Crystal'ın yapmış olduğu cehennem asası ve orman eşyası tercihi de bence çok, biraz... çok ekmek bir durumda şu anda evet. Crystal. Tank gibi gözüküyor. Çok fazla cana sahip. Ama üzerinde gram zırh yok. Evet, hiç zırh yok. 80 zırhla böyle bir Lucian'a karşı mücadele etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Az önce zaten ormanda bir tuzak kurmaya çalıştı Dark Passage ekibi. Crystal'ı orada pudinge çevirdiler. Evet. O yüzden acilen zırha ihtiyacı var. Şu anda bakar mısın yani? Lucian'ın 80 zırhı var. Zack'in 81 zırhı var. Evet. Ya ve Zack tank bir şampiyon ol. Fabulous'un dikkatli olması lazım. Orada savaşmaya devam ediyor. Geri çekiliyorlar. Yani iki taraftan birden. Bu arada şimdi ulti geldi. Riskator üzerinde çok yüksek hasar var. Zhonya geliyor. Hemen Riskator'dan çıkabilecek bakalım. Hayır. İçeri girip ulti saçıyor. Crystal arka tarafta eridi. Horifix üzerinde çok yüksek hasar var. Ama hayatta kalmayı başarıyor. Lelouch'tan ulti geldi. Elwind hala orayı korumaya çalışıyor. Şimdi Stomage tanklıyor. Kuleyi almaya çalışacaklar. Ve yukarı taraftan bu arada süper minyonlar gelmeye devam ediyor. İmitör kulesi düştü. İmitör açılacak mı? Şimdi Elwind savaşmaya devam ediyor. Fabulous arada arka taraftan Horifix ve Naru yardıra geliyorlar. Yetecek mi bakalım? Şimdi Elwind içeriye girdi. Naru içeriye girdi. Çok yüksek mesafe var. Fabulous orada. Yukarıda Horifix'i almayı başardı mı? Almayı başardı. Diğer tarafta Elwind yalnız terör estiriyor. İki kişiyi birden önüne katmış durumda. Onları sürüklüyor ve geriye çekilmek zorunda kalıyor. Stomage ile birlikte Lelouch Fabulous'a geriye dönüyor. Ve süper minyonlar iş başında vurmaya devam ediyorlar imitör kulelerine. Çok daha kötü gidebilirdi bu takım savaşı HVA için. Ama Riskator son anda, Ferit son anda içeri girip kendi üzerinde ultisini kullandı ve rakibin önemli bir miktarda zamanını çalmış oldu. O ultiyi kullanamasa büyük bir ihtimalle HVA'nın çok daha farklı kaybettiğini görecektik bu takım savaşını. 50 saniye sonra çıkacak Ejderha'yı almak isteyecektir HVA ekibi. Kendilerinin 4. oyunun 5. ejderhası olacak bu ejder. Ve bununla beraber orta koridorda açık olan inhibitöre ilerleyecekler. HVA muazzam bir avantaj kazandı. Son 10 dakikadır maça hükmediyorlar. Dark Passage şu an itibariyle cevap vermekte zorlanıyor. HVA karşısında ve Fabulous orada mavi güçlenmeye çalmaya çalışıyor. Çalabilecek mi son vuruş? Çaldı. Hiç de korkusu yok. Ve hemen oradan oyunmaz düzenbazla çıkmayı da başarıyor. Ejderha için pozisyon alıyor HVA takımı. Dark Passage de oraya doğru yaklaşıyor ama bakalım yeterli cevap verebilecekler mi? Fabulous'un ışınlanması var. O ittirmeye devam ediyor orta koridoru. Şimdi Dark Passage ekibi de geri dönmek zorunda kaldı. Ve böylece Ejderha da kime kalıyor? HVA'ya kalıyor. Yalnız Fabulous'un dikkatli olması lazım. Ve 5. Ejderha güçlendirmesi, pardon 4. Ejderha güçlendirmesi de geldi HVA takımında. Zeitnot'un üzerinde bakıyorum. Hayır, hiddet karışımı henüz mevcut değil. Yani bir takım savaşına girmeden önce açıkçası o eşyayı almayı düşünebilir. Zeke bakıyorum bu arada. Zeke seçebilirsek onun da üzerinde hala zırh yok. Neden bekleme sürelerini azaltan botları yaptığını hiç anlamıyorum. İmitör doğdu. Bu önemli bir haber. Ve Baron'un da çıkmasına 1 dakika gibi bir süre var. Her şey şu Baron savaşında belli olacak Scarlet. Her şey Baron savaşında belli olacak. Yani, öncelikle ama yani oyuncuların alması gereken, tamamlaması gereken belli başlı eşyalar var. Bir tanesi, daha doğrusu ufak eşyalar diyelim. Tamam belki altın miktarınız böyle 2500 altınlık bir eşyayı bitirmeye yetmeyebilir ama öncelikle Zeitnot'un bir hiddet karışımına bakıyorum. Evet, şu anda alabileceğine sanmıyorum 140 altın var üzerinde. Riskator'un bir hiçlik değneğine. Ve birazcık artık Crystal'ın zırha ihtiyacı var. İonya çizmelerini satıp bir ninja tabi alırsa çok daha etkili bir şekilde şunu, tanklayabilir rakibi. Şunu söylemek lazım orada maç boyunca değinmedik ama HVA'nın şu anda harita üzerindeki görüş avantajı inanılmaz boyutta. Her zaman, her yerde, her zaman çok önem veriyor evet, HVA görüşe. Her yerde, her yerde totemleri var ve şu anda DP'nin ne yaptığını adım adım biliyorlar. Oradan çıkmak zorundalar çünkü 3 kişi birden kapatabilir. O çalıya şimdi Baron çıktı. Baron'dan önce bir savaş yapılabilir. Çok önemli. Ve en önemli nokta şu. Bu arada arka tarafta Fabulous acaba Holyfinks'i yakalayabilecek mi? Hayır. Gitmedi üzerine. Backdoor. Gitmedi üzerine. Şimdi ejderhaya başladılar. Zeitnot
risk atır. Hepsi orada. Bakın, backdoor bakın. Geliyor. Hayır, backdoor değil. Arkadan dolaşıp Holy Phoenix avlayacak. Çok akıllıca oynuyor. Şu anda Fat Follows inanılmaz akıllıca oynuyor. Bakın, ikilemde bıraktı şu anda Dark Passage takımını. Ne tarafa döneceklerini şaşırdılar. O kalabalık kontrolleri nereye gidecek? Ve bakın şimdi savaş başlıyor. Kim çıktı aradan? Jana çok çabuk düşüyor yalnız. Elvit ileride kaldı. Fat Follows şimdi Naru'ya da Holy Phoenix'i yakalamak için geliyor. Ultisi kullandı ama çok yüksek hasar var üzerinde. Diğer tarafta Risk Cutter Holy Phoenix'i almayı başarıyor. Ardından Risk Cutter düştü şimdi. Zeitnot hala hayatta. Fat Follows hala hayatta ama 3 kişi düşmüş durumda. HVA takımında Dark Passage iyi bir savaş çıkardığını söylemek doğru oldu. Crystal Fabulous'un üzerine doğru gidiyor. Yani Fabulous'un bir karar olmadı. Vermesi gerekiyordu o noktada. Giremedi. Ya takım giremedi. Savaşına girecekti ya da gidip backdoor'a yani inhibitörlere gidecekti. İkisinin arasında kalınca hiçbir şey yapamamış oldu HVA ekibi. Evet, bu pembe totemde zaten görünce Fabulous'u. Evet, şimdi ortada inhibitör açmaya çalışacak. Dark Passage. Ya daha doğrusu Fabulous'a yüklememek gerekiyor bunu. Lelouch'u çok iyi bir şekilde avlamayı başardı Taç. O eksik kalınca ki Musou'nun da kullanamamış, hiçbir şeyini kullanamamış. Oo, burada Baron geliyor. Fabulous'un şimdi ışınlanması var ama yok, bu Baron'u durdurabileceğini ben zannetmiyorum HVA'nın bu sefer. Yani bir şey yapması gerekiyor. Yani bu en azından bir ışınlanla inhibitör almaya çalışmak olabilir. Şu anda bedavaya bir Baron bırakacak HVA ekibi de arkasıca. Alt koridoru ittirmeye çalışıyorlar ama Baron'u yok. Aldıktan sonra çok hızlı geri döneceği için Dark Passage ekibi pek başarılı olamayacaklar bu konuda da. Jana çok tehlikeli bir pozisyonda. Hayır. Hiç onunla uğraşmadı. Dark Passage doğrudan geriye döndüler. Bu alt koridoru hızlı bir şekilde ittirecekler zaten geri. Evet, burada doğru cevabı veremedi gibi HVA takımı. HVA ekibi Baron etrafında Dark Passage'i oyalarken ki Janna ile Gragas'la Lucian'la Lissandra ile çok rahat bir şekilde potansiyel bir takım savaşına uzaklaşabilirsiniz. Onlar oyalarken Fabulous'un üzerinde bu kadar saldırı hızı bir de üçlü kuvvet olan bir Fabulous'un bence backdoor yapması gerekiyordu. Takım içi bir uyumsuzluk yaşadı diyelim HVA ekibi adına. Ya esasında o Baron savaşını düşündükleri şey çok çok önemliydi, çok iyiydi. Yani Fabulous arkadan gelip Naru'yu ya da Holy Phoenix'i almaya çalışacaktı ama orada Naru çok güzel bir oyun yaptı. Daha gelirken durdurdu Fabulous'u ve aynı şekilde de Zac de Crystal'da Lelouch'u yakalamayı başardı. Evet, Crystal da orada ulti üzerine alınca Fabulous'tan gelen orada Fabulous istediği etkiyi yaratamadı takım savaşı içerisinde. Ya bir de şöyle bir durum var. Oyunun bu dakikasında Fabulous galiba bütün totemlere basarak Fabulous galiba geçiyor. 5 dakika önce yapması gereken şeyi şimdi yapmaya çalışacak. Ayrık ittirmeye gidiyor. Oyunun bu dakikasında şimdi Lucian öldürürsünüz. Janna gider takım arkadaşlarını bir şekilde korur diyecektim. Yine bir takım savaşı başlayacak. Bakıyorum şu arkadan da Risk Atar'ın canı çok çabuk eridi. Diğer tarafta Holy Phoenix hala hayatta. Şimdi orada kim geldi? Fabulous geldi arkadan da Holy Phoenix almaya çalışıyor. Alabilecek mi acaba? Göremiyoruz orayı ama bu tarafta şimdi bakıyorum Zac düştü. Ardından Holy Phoenix vurmaya devam ediyor. Naru düşüyor. Zeitnot'u korumayı başaran bir HVA takım var. Ferit hala hayatta. Risk Atar hala hayatta. Ve katliam geliyor. Bu oyunu bitirmek için yeterli süreleri var. En hızlı doğacak olan 60 saniyede doğacak. Bakalım yetişebilecek mi şimdi? HVA takımı koşuyor. Hiç acelesi yok. İlk maçlarını serinin ilk puanını almak için koşuyor. Yardıra gitmeleri lazım. Yok, hiç acelesi yok. Gayet rahat bir şekilde HVA bu maçı kazanmayı başaracak. Güzel bir performansla Fabulous'un o takım savaşındaki inanılmaz performansıyla avlama potansiyeliyle beraber HVA serideki eşitliği yakalamayı başardı. Ve 5 maçlık seride durumu 1-1'e getirecekler. Evet, 30 saniye var benim gördüğüm kadarıyla en yakın doğabilecek kişiye Fabulous'a birlikte. Evet, ilk Nexus Kulesi düşüyor. İkinci Nexus Kulesi'nde düşürecek HVA ekibi. Ve 47. dakikada bu çok heyecanlı takım savaşını bitirip sonrasında maçı da kazanmayı başaracaklar. Yani HVA'yı gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Muazzam bir oyun sergilediler. Evet. Mükemmel bir oyun oynadılar. Geriye düştüler, geri geldiler, döndüler. Ve yani özellikle Fabulous'u tebrik etmek gerekiyor. O kadar etkili performans sergiledi ki zaten oyunun sonunda Fizz'in ne kadar mobil, ne kadar böyle hasarının yüksek, aynı zamanda da isterse tank bir şampiyon olabileceğini de biliyoruz. Bir anda dikkat üzerinize çekiyorsunuz. Oyunbaz düzenbazla beraber hemen uzaklaşmayı başarıyorsunuz. Fabulous bu maçın
adamı diyebiliriz. Evet, koridor MVP safhasında değil ama takım savaşlarında Holy Fings ve Naru'yu nasıl durduracağını bulunca HVA maçı kazanmayı başardı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz arkadaşlar. 45 dakikalık bir maç anlattık. 45 şöyle dakikalık bir araya gideceğiz. Şöyle yok, bir hayır. Seslerimizi dinlendirelim, sularımızı tazeleyelim. Ondan sonra tekrar LoT ekranlarında karşınızda olacağız. Hoşçakalın.